Siz beni bulamazsınız, lakin ben sizi bulurum yiğitler. Beyim gelmiştir. Başına da bir şey gelmemiş. Dipdiridir maşallah. Ay maşallah. Beyim. Ey maşallah yiğitlerime. Ey maşallah. Çok şükür iyisin. Maşallah. Maşallah. Beyim çok şükür iyisin. Ama onların eline düşünce dağ taşı alt üst ettik. Beyim. Beyim o. Altın yay mıdır? Beyim. Ne diyorsun hele? O Moğollar seni nereye götürdüler? Bu atla nedir? Yay nedir beyim? Vakti geldiğinde her şeyi öğreneceksiniz Mamsı. Lakin evvela çok önemli bir vazifemiz vardır. Vazife nedir beyim? Geceyi geçireceğimiz bir mağara bulalım. Orada her şeyi anlatacağım. Beyim. Sağ olasın.
Dikkat etsene be! Yoksa sana bütün yeri diliyle temizletirim. O zavallıya mı gücün yeter? Al. Zangoç musun sen? Kilisenin çanını çalmadığım zamanlar müşterilere hizmet ederim. Halı temizlerim. Vakit kalırsa atların ahırlarını. Yine vakit kalırsa efendim Mikis'in evini temizlerim. Efendim Mikis uyu derse de uyurum. Mikis, Ertuğrul Bey'in pazara emanet ettiğim mu? Öyledir beyim. Öyledir. 10 yıldır emanete hıyanet ettiği duyulmamış derler. Hoş duyulsa yaşatmazlardı. Kim? Ertuğrul Bey mi? Oğlu Gündüz mü? Yoksa Artuk Bey mi? Siz İyisin mi? Bu zavallı zangoçun sözünü dinleyin. Gündüz Bey'den uzak durun. Sen ne saklarsın bizden? İşte. Ver hele. Neden Gündüz Bey'den uzak durun dedin? O babasının ilk göz ağrısıdır. Onun için ölür de öldürür de. Bana daha çok bilgi getirirsen daha çok altın alırsın. Bunlara güvenilmeyeceğini sana söylemiştim. Ertuğrul Söğüt'te sultanlık kurmuş. Selçuklu devletini bile umursamaz demiştim. Kendi kulaklarınla duydum. Saraydaki sandık neden bu kadar mühimdir beyim? Kurtaracağımız yalnızca bir sandık değildir Bamsı. Soyumuzun istikbali, Oğuz atadan beri gelen ebed müddet devletimizin teminatıdır o. İmdilik bu kadarını bilin kâfi. Sandığa nasıl ulaşacağız beyim? Sarayın neresindedir? Sandığa ulaşan gizli bir geçit vardır. Ben Emir Bahattin'le konuşurken siz de o gizli geçitten geçip sandığın olduğu odaya ulaşacaksınız. Orada sizi karşılayacak biri olacak. Eskiden düşmandan, şimdi bizdendir. Eskiden düşmanımızdı. Şimdi bizden biri.
Kim ola ki beyim? Savcım, şu ottan koy bakalım biraz. O nasıl yardım edermiş nenesine? Nenen kurban olsun sana. Nene, Umuroğulları obasını evvelden tanır mıydın? Tanırım oğul. Bilinen bir obadır. Bellidir ki Moğol zulmüne boyun eğip devletini ayakta tutma derdine düşmüşlerdir. Bu da onların en büyük gafleti olmuştur. Hatun içimize kadar girip obamızın ahvalini gözlemiş. Belli ki babamın Konya'ya gitmesiyle zaaf göstereceğimizi sanmışlar. Yarından tezi yok, diğer obalara varır bu hatun nene. Olanı biteni seyredip babamı çiğnetecek miyiz? Gündüz yeter. Babanızın dönmesini beklemek en doğrusudur. Onların tehditlerine boyun eğmek öyle kolay değildir nene. Gündüz sakin olasın. Hatun doğru yaptı demem sana. Obanı muhafaza ederken meselenin nereye varacağını hiç düşünmezsin. Maazallah bir vuruşma olsaydı haddinden fazla kan dökülürdü. Canımıza kastetmedikçe devletin vazifesinin kanını dökmek bize yaraşmaz. Şimdi bunları düşünüp kendinizi bilemeyesiniz. Babanız Konya'dan dönünce bir hal çaresi bulacaktır elbet. Osman nerededir? Aş vaktidir, bilmez mi? Git, ne işin olanda? İbilgi Hatun'u görmek isterim. İçeride midir? İçeridedir. Lakin yanına koymazlar seni. Ben girmesini bilirim. Nereye gidiyorsun çocuk? İlbilgi Hatun'a diyecek iki çift sözüm vardır. Ertuğrul Bey oğlu Osman geldi deyin. Yürü git çocuk. Akşam akşam canımızı sıkma. Kendi canını da yaktırma. Çocuğa pusat mı çektiniz? Sana diyecek iki çift sözüm vardır Hatun. Gel içeride konuşalım Osman. Buyur Osman, seni dinlerim. Sen evvela kendi vicdanının sesini dinle. Ne demek o? Eyvallah, hayatımı kurtardın. Babamın otağında baş köşeye baş tacı edildin. Niçindi tüm bunlara?
babanla bir olup içimize türlü fesatlık, fitne sokmak için miydi? O nasıl söz Osman? Seni kardeş belledim. İnsan kardeşinin sevdiklerini yalan söyler mi Gülge Hatun? Hadi senin baban haddini bilmezin teki. Ya sen? Sen nesin? Babama kem söz ettirmem bilesin. Madem devletin vazifesiyle geldiniz, babamın topraklarında yurt tutmak istersiniz, o vakit babamın müsaadesiyle size yaylakta, kışlakta verilirdi. Lakin siz adab töreyi açtınız. Ağabeyin gündüz haddini aştı. Baban otağı çapulcu gibi basmaya yeltendi. Abim de öfkesine hakim olamadı. Lakin sen yalan söyleyerek sana olan itimadımızı sarsın. Bizi aldattın. Beni atına katıp babama sağ salim yetiştirdin ya. Gayrı babam için senin canın kendi canından yedi. En çok da babamı kıracağına yanarım. Keşke beni orada bırakaydın da senin gerçek yüzünü hiç görmeyeydik. Osman! Hayrola bamsız? Kafamın içi üstünden sürü geçmiş buğday tarlası gibindir kardeş. Rahat duramam. Hele dile gelesin bamsı. Beyim, Moğol Hitlerine hadlerini bildirdik evvelallah. Bir değil, bin birlik olsa dahi yine de gam yemem. Lakin beyim, gayrı Selçuklu'dan da umut yok ise biz ne edeceğiz beyim? Türk aç kalır, susuz kalır, lakin devletsiz kalmaz. İmanla, adaletle cihana hükmedeceklerin gayrı vakti gelmiştir bamsı. Söğüt'te kendi hür beyliğimizi ilan edeceğiz. Devlet başta olmayınca kuzgunlar leşi şüştü. Moğollara Anadolu'yu altın tepside sunan da o soysuzlar oldu. Moğol keferilerine cihat edeceği, devlet için can vereceği bizden başka kim kalmıştır? Sadece Söğüt değil, Anadolu'da gayrı bizim vatanımızdır bamsı. Anadolu'yu vatan yapan şehitlerimizin evlatlarıyız. Evvela şehitlerimizi düşüneceğiz, sonra çocuklarımızı, sonra istikbalimizi. Bu uğurda serden geçmeyen bizden değildir, iyi belleyeceğiz. Evelallah beyim. Evelallah beyim. Evelallah. Pusatımız kadar keskin aklımıza, imanımıza, töremize yaslanacağız. Anadolu'nun her karışında yatan şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine devletimizi kuracağız. Türk'ün kaderi ancak ve ancak kendi devletidir. Ah beyim, seninle diktiğimiz çınarın gölgesi Altay dağlarından Uludağ, Kızılırmak'tan Dicle'ye değin göverici Türk'ün yurdu olacağı evvelallah. Evvelallah. Yeni bir cihan şümul Türk devleti elbet kurulacak bamsı. Kuracak olanlar da
sancağımızı en uçta taşıyanlar olacaktır. Onlar da kayılardır. Evelallah beyim. Evelallah. Evelallah beyim. Evelallah. Dur. Yere. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Emir Bahattin'i görmeye geldim. Bunlar da alplerim. Artık bu sarayı istediğiniz gibi giremezsiniz. Pusatlarınızı verin. Bekleyeceğinizi bilirsiniz. Evelallah beyim. Moğolların Hudut Devriye Birliği obana gelmiş. Geldi. Birliğin başındaki komutanın elini kesmişsin. Kestim. Bir de dik dik kestim dersin ha? Hadi, komutanın elini kestin. Devriye Birliği nerede? Konya'ya geleceklerdi, hala ortada yoklar. Ne altlar karıştırırsın Ertuğrul Bey? Benim otağıma paldır küldür gelip misafirime el uzattılar. Ben de gereğini yaptım. Devriye Birliği'ne gelince geldiklerinde nerede olduklarını sorarsın. Eğer devletimizi tehlikeye atacak bir şey yaptıysan, canın da elden gider. Bunu böyle bil Ertuğrul Bey. Thank you.
Sen gel buraya. Kardeş, askerler gelmeden bir an evvel ne edeceksek gidelim. Sıkışıp kaldık burada. Tamam, babamsın, sabret. Bulacağız. Meşalede bir gariplik vardır. Gündüz Bey'im, hanımım size mektubu vermemi istedi. Giderken gördüm. İren'den mektup getirdi. Yarın benimle buluşacakmış Çağrı. Hey kardeşim benim. Bahar doğumlu koyunlarda etin okka fiyatı 2 Selçuklu dirhemi olarak belirlenmiştir. Herkese hayırlı olsun. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? 2 dirheme hayır diyoruz Mikis. Bu fiyatı kabul edemeyiz. Ertuğrul Bey, Moğol baskısına rağmen bugüne dek sizi ezdirmedi, mağdur etmedi.
Hala sakin olasınız. Bilesiniz ki bundan gayrı da mağdur etmeyecek. Burada herkes vazifesini yapar. Ertuğrul Bey, 10 yıldır bizi hiç mağdur etmedi. Doğru. 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 Doğru etmedi. Ama hiçbir vakit Moğollara karşı gelmemişti. Doğru. Evet. Doğru. 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 Hiçbir vakit Moğollara da karşı düşmemişti. Doğru. 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 Evet. Doğru. Doğru. Evet. Moğolların vergileri iki katına çıkmamıştı. Evet. Doğru. 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 Ertuğrul Bey, obasına gelen Moğol komutanının elini kesmemişti. Sakin olasınız. Hele sakin olasınız. Ertuğrul Bey o vakit ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bu mesele size sirayet etmeyecektir. Ertuğrul Bey bu meseleleri hal yoluna koymak için Konya'ya gitmiştir. Korkmanıza lüzum yoktur. Her şeyi anladık da Artuk Bey. Bu et fiyatları düzelmezse mağdur oluruz. Evet, en az 3 lira mı olmalı? Evet. Evet, 3 lira. Bana gereğini yapar. Ahaliye aç mı koyacaksınız ha? Fakir fukara nasıl et yesin? Etin okkası 2 dirhemdir. Hayır, olamaz. Bir şikayetiniz varsa döndüğünde Ertuğrul Bey'e söylersiniz. O da gereğini yapar. Olur mu öyle şey ya? Olmaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Umarım beyimiz Moğol'un vergileri arttırmasına bir çare bulur Artuk Bey. Bugün vaziyeti kurtardık ama yarın olacaklara hiçbirimiz bir şey yapamayız. Biz vazifemizi yapalım da Mikis. Ertuğrul Bey'im döndüğünde gereğini halledecektir. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun beyim. Demek gizli odaya geldiniz. Buraya izinsiz giren sağ çıkamaz. Saldırın! Thank you.
Sayın Ele, siz kimsiniz, necisiniz? Adım Almalı Hatun. Dericilerin başıyım. Kardeşim. Mergen. Ben töremin gereğini yerine getirdim. Canımdan da zerre pervam yoktur, bunu böyle bilesiniz. Şimdi sultanla bu vergi meselesini istişare etmek isterim. Yıllardır Söğüt'te bir düzen inşa ettim. Vergilerin arttırılması bu düzeni bozacaktır. Ertuğrul Bey. Hülagühan vergileri bekler. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sultan Rüknettin Kılıç Arslan'la mevzuyu istişare etmek ister. Gayrı sadece Moğollar var. Sultana gelince vergileri toplama yetkisini Umuroğulları Beyliğine verdi. Bu da ne demek? Bundan gayrı vergileri sen değil, Umur Bey toplayacak. Sonra da obasıyla beraber Söğüt'e yerleşecek. Sultanımızın buyruğu böyle. Şimdi vergi meselesini konuşmak için gelen beyler beklerler. Teferruatları orada konuşuruz. Sen nasıl? Şimdi bunları konuşmaya vaktimiz yoktur. İyi. Hadi o vakit gizli odaya gidip sandığı alalım. Emir Bahattin sandığı alıp Moğol komutanı Karabörü'ye teslim edecek. Sen ne dersin? Emin misin? Emin misin? Eminim Mamsi. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Bu malumatı tez Ertuğrul Bey'e iletesiniz. Bunları ben hallederim. Siz tez gidin. Hadi kardeş. Tez gidip Ertuğrul Bey'ime haber ederim. Umur Bey nerededir? Yorgundur. İstirahat etmesi gerekir. Bundan böyle babamın vazifesini layıkıyla ben yerine getireceğim. İyi Bilge Hatun. Bir hekim olduğumu bilmenizi isterim. Müsaade edersiniz babanızla ilgileneyim. Gerek yok. Beyimiz bir iki güne kadar kendine gelir. İtimadımız olmayan kişileri beyimizin yanına sokmayız Artuk Bey. Ataç Bey, obamıza densizce girdiniz. Hala da densizliğe devam edersin. Ataç Bey. Buyurun. Sizi dinleriz. Ne diyecekseniz deyin. Obanın evrakları hazırdır. Pazarın evraklarını da akşama kadar çalışıp size teslim edeceğiz. Herkes haddini, hududunu bilirse akşama işimiz biter.
Gereken neyse o vakit konuşuruz. Münasiptir. Akşama konuşuruz.